Evet. Esselamu aleyküm. Sultanül Evliya Şehnazım Kıbrıs Hazretleri'nin türbesindeyiz. Burada bir hususu beyan etmek isterim. Şöyle geçeyim ben. Görüyorsunuz Şeyh'in Sultanül Evliya Hazretleri'nin türbesi bu taraf erkeklerin, diğer taraf hanım kardeşlerimizin ziyaretine açık. Şeyh Efendi hayatı boyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın yolunu yaşamayı, yaşatmayı öğretti kendi hayatıyla. Dünyanın dört bir yanında insanları İslam'a davet etti. Bu davetinde tabii daha yeni Müslüman olanlar var, Müslüman olmayanlar var, bakıp da İslam'a ısınanlar var. Onun için çok yumuşak, esprili, harika bir davet vazifesi yaptılar. O etapta tabii ki yani daha yeni Müslüman olmuş ya da Müslüman olmaya ısınıyor. O hasebiyle kadın erkek karışıklıkla olabiliyordu. Ama sonralarında tabii hepsinin, burada da içeride dergahımızda görüyorsunuz, kadın hatun kişilerin yeri yukarıda, erkekler aşağıda, ayrı bir şekilde ibadetler, zikirler yapılıyor. Şeyh Efendi Hazretlerine tenkit edenler olup, şeyhimiz işte kadınla erkeği karıştırıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapmıyorlar falan filan diye böyle konuşanlara, tenkit edenlere, Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri türbesiyle harika bir kerametini bize göstermiş oluyor. Nedir o kerameti? Nedir o kerameti? Siz dünyada çabalayıp yapmaya çalıştığınız şey bizim için çok basit idi kadınlarla erkekleri ayırmak. Biz bir dini ibadet ve hizmet gözettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ilk zamanları ve son zamanlarını gözettik. O sünneti aynı ile yerine getirdik Allah'ın izniyle. Sizin söylemiş olduğunuz dünyada yapmaya gayret edip de yapmayı becerip ya da beceremediğiniz bu mevzuyu biz Hakk'a yürüdükten sonra bile tasarrufumuzla yaparız diye kendi türbesiyle bize gösteriyor yani. Çoğu evliyaların türbelerine gidin, erkekle kadını ayrı ziyaret mümkün değildir. Hepsi bir anda ziyaret yapıyorlar. Şeyh Nazım Hazretleri hayatında bu mevzuya dikkat ettiğini ama sünnetullah, sünneti Resulullah'a üzere yeni gelen Müslümanlara müsamahakar davranılması ve belirli bir vakitten sonra bazı kuralların öğretilmesi gerektiğini öğretmek için o şekilde davrandı. Ama hakikatte kalbinde yatanın ne olduğunu Hakk'a yürüdükten sonra tasarrufunun daim olduğunu göstererekten bu mahremiyet konusunu Hakk'a irtihal ettikten sonra bile bu şekilde yaparım ben dermişçesine böyle türbesi usule geldi yani. Ve Nazım Kıbrıs Hazretleri Resulullah aşığıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi o aşktan da nasip eylesin. Ve dini İslam'ın kurallarını çok iyi bilir. Yerli yerinde uygular ve yerine getirir. Hayatı bunun üzerineydi. Çok güzel bir öğretmen, rehber, mürşidi kamil oldu bizlere. Biz tabi tembel dervişler tam öğrenemedik belki ama Allah öğrenmeyi nasip eylesin diyelim inşallah. Dünyada ondan ayrılmamaya çalıştık. Allah kabirde de ahirette de ondan uzak eylemesin bizleri. Vesselam.